Roma İmparatorluğu Britanya'yı işgal ediyor ve adaya ait her şeyi yok ediyordu. Britanya kabileleri bu ezici güç karşısında anlaşma yoluna giderek barış içerisinde yaşamayı denedi. İmparatorluksa gün geçtikçe daha fazlasını istedi. Britanyalıların ellerinden önce topraklarını, sonra özgürlüklerini aldı. Ancak tahmin edemeyecekleri bir şey vardı. Kraliçe Boudica'nın özgürlük tutkusu ve intikam ateşi Roma'nın sandığından çok daha yakıcı olacaktı. Bu bölümde konunun uzmanları tarihi süreci aktarırken, savaş sanatları uzmanı Janbi Ceylan, orduların özelliklerini, silahların tesir gücünü, askerlerin avantajlarını ve dezavantajlarını gözler önüne serecek. Roma İmparatorluğu, kanın ve gözyaşının ıslattığı topraklar üzerine kuruldu. İşgal ettiği toprakların zenginlikleri sayesinde sınırları her geçen gün genişliyordu. Sömürgeci politikasını hayata geçirirken işine yarayanları alıyor, kalan her şeyi kenara fırlatıyordu. Karşısına çıkan herkesin boyun eğmesini istiyor, egemenliğini kabul etmeyen kabileleri cezalandırıyordu. Çünkü Roma, Romalı olmayan herkesi barbar olarak nitelendiriyor ve onlara hak tanımıyordu. Barbar olarak gördükleri bu insanlar, eğer kendilerine hizmet etmeyeceklerse, hayatta kalmalarının da hiçbir önemi yoktu. Roma, dünyanın en geniş sınırlarına sahip imparatorluklarından biriydi. Gittiği yerlere kendi kültürünü taşır, Romalı olmayı da üstünlük sayardı. Kendinden olmayan insanları ya imha eder ya da köleleştirirdi. Roma doymayan bir devdi. Ve dünyada midesine indirebileceği çok fazla toprak parçası vardı. İmparator Nero da Roma'nın mottosuna hizmet edebilecek bir mizaca sahipti. Annesinin desteğiyle henüz 17 yaşındayken tahta geçmiş, daha sonra üvey kardeşi ve annesini öldürterek tahtı üzerinde söz sahibi olabilecek herkesi ortadan kaldırmıştı. O, Roma'nın gördüğü en gaddar ve en doyumsuz imparatorlardan biriydi. Neron, yeni toprakların zenginliklerini sömürüp yeni köleler edinmeliydi. Ve bu kez gözünü kuzeydeki topraklara çevirdi. Britanya. Romalılar Britanyalıları medeniyetten nasibini almamış barbarlar olarak görüyorlardı. Dolayısıyla onlara göre bu insanlar adanın zenginliklerini hak etmiyorlardı. Kendi sınır sahası dışına doğru sürekli hareket eğilimi bütün büyük imparatorlukların kaderi ve bu çok maliyetli bir şey. O dönemde Roma güneyde Afrika kıtasına kadar yayılmış halde. Doğudaysa Orta Doğu sınırlarına dayanmış, neredeyse doğal sınırlarında. Kıta Avrupa'sından geriye bir tek hareket yönü kalıyor. O da kuzey. Bu yönde Germanya topraklarını istila etme isteği şimdilik sonuçsuz kalmış. Diğer bir alternatif ise daha önce Sezar'ın da iştahını kabartan ancak ele geçirmeyi başaramadığı demir madenleri ve işlenmemiş altınıyla parıldayan Britanya adası. Demir o dönem Roma savunma sanayinin neredeyse %80'ini oluşturuyor. Ayrıca Britanya'dan getirilecek olan altın Roma ekonomik döngüsü için çok önemli. Britanya'nın sahipleri vahşi ve ürkütücü görünen Keltlerdi. Roma daha önce buraya seferler düzenlemiş ve hepsinde Kelt kabileleri tarafından yenilgiye uğratılmıştı. Savaşlar sadece strateji, ekipman ya da sayı üstünlüğüyle kazanılamaz. Askerlerinizin motivasyonunu hep yüksek tutmalısınız. İşte eskiden ritüeller ve bazı gelenekler bu ana olguya hizmet ediyor. Keltlerin çivit otundan ve orman meyvelerinden hazırladıkları boyu yüzlerine sürmesi aslında bu motivasyona girebilmek ile ilgili bir durum olmalı. Bu tip ritüellerle hem kendilerini motive ediyorlar hem de medenileşmiş Romalılara korkutucu görünüyorlar. Ormanın derinliklerinde son teknoloji kalkanı ve zırhıyla ilerleyen bir Roma askerinin yüzü ve vücudu boyanmış, garip çığlıklar atan, elindeki baltasıyla kafasını kesmek isteyen bir Kelt savaşçısıyla karşılaştığını düşünün. Bu bir kabusta görebileceğinizden çok daha dehşete düşürücü bir sahne. Keltlerin kullandığı baltaların sap boyları biraz kısa ve kendine has bir kullanım tarzları var. Ben bir baltayı kullanacak olsam bu şekilde tutardım. Ancak Keltler baş parmaklarını sapın arkasına dayıyorlar. Bu sayede hedefe daha etkili bir darbe indirdikleri söyleniyor. Sapın kısa olması tek elle kullanım açısından ideal. Çünkü diğer elle bir kalkanı rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Hedefte dayanıklılık olarak bir Roma kalkanına eşdeğer olarak gördüğüm bu parçayı kırmaya çalışacağım. Önce kendi tutuşum. Şimdi Keltlerin tarzını deneyelim. Keltler, Roma'nın şu ana kadar karşılaştığı diğer insanlara benzemiyordu. Düşmanlarının kafalarını kesmeden onları yenmiş saymayan korkutucu savaşçılardı. Nero'nun askerleri ada halkı hakkında yıllardır dinledikleri hikayeleri artık bizzat yaşıyorlardı. Roma daha temkinli hareket edecekti. Britanya'yı ele geçirebilmek için stratejik olarak öncelikle adanın en güneyine konuşlandı. Asker sayısını artırarak saldırılarını bu merkezden yapmaya başladı. Roma kendi idari sistemini işgal ettiği topraklara taşımadan önce askerlerine güvenli bir barınak olan ve aynı zamanda bir harekat merkezi olarak da kullanılan kastralar inşa ediyor. Bunlara sonraki ana yerleşimin ilk çekirdeği de diyebiliriz. Kastralar çevredeki materyallerle inşa edilmek zorunda. Britanya ormanlık bir yer. Dolayısıyla buradaki kastraların ağaçtan inşa edilmiş olması çok yüksek ihtimal. Adanın güneyine iyiden iyiye yerleşen Roma'nın keltler üzerindeki baskısı artık daha şiddetli hissediliyordu. Nero'nun ordusu ezici bir güçle Britanya topraklarını adım adım alıyor ve kendisine boyun eğmeyen kabileleri ortadan kaldırıyordu. Lejyonerler dağınık haldeki keltleri her fırsatta ezip geçiyordu. Önlerine çıkan her şeyi darmadağın eden Romalıların donanım olarak ne seviyede oldukları ortada. Biz şimdi psikolojilerini anlamaya çalışalım. Motivasyonlarının sırrını body sistemine borçlular. 8 kişiden oluşan bu sistem Roma ordusunun en küçük birimi. Makinenin kalbi de diyebiliriz. Bu askerler birlikte yer, eğlenir, idman yapar, birlikte savaşır ve birlikte ölürlerdi. Birinin yaptığı hata yüzünden hepsi cezalandırıldı. Onlar kendi motivasyonunu sağlayan bir tür kardeşler takımıydı. Roma'nın pençesi, Britanya'daki tüm kabilelerin boyun eğmesini sağlıyordu. Hayatta kalabilmenin tek yolu Roma'yla el sıkışmaktı. Adanın önde gelen kabile liderlerinden Prasutagus da bu yolu seçmişti. Aysina kabilesi Roma ile anlaşan ilk kabilelerden biriydi. Kral Prasutagus'un Roma İmparatorluğunu siyasi olarak desteklemesi ve vergi ödemesi karşılığında topraklarını korumasına izin verilmişti. Prasutagus bu anlaşmayla kızlarının ileride Roma vatandaşlığına alınıp soylu sınıfına dahil edilerek asil bir hayat süreceklerine inanıyordu. Zamanı geldiğinde hayata gözlerini huzurla kapattı. Prasutagus, krallığının topraklarının yarısını Roma İmparatorluğu'na, diğer yarısını ise Kraliçe Boudica ve iki kızına bırakmıştı. Tarihte ilk defa Boudica adını Aysina kralının ölümüyle duyuyoruz. Eski Britanya'da zafer anlamına gelen Buda kelimesinden türetilmiş bu isim, kraliçenin kendi adı mı yoksa Romalı yazarların ona bahşettiği bir isim mi bilinmiyor. Ancak Roma'nın iki klasik yazarı Cassius Dio ve Tacitus'un eserlerinde bu isimle anılıyor. Her ölüm yeni başlangıçlara gebedir. Kraliçe Boudica ve kızları kralın yasını tutarken Roma İmparatoru Neron Keltler üzerindeki baskının artırılmasını emretmişti. Prasutagus'un ölümünü fırsat bilen Roma maliye yöneticisi Catus Decianus, bu emre dayanarak Aysina kabilesine gitti. Keltler, krallarını son yolculuğuna daha yeni uğurlamışken, Roma'nın nefesi enselerindeydi. Kraliçe Boudica, Catus'a vergilerini düzenli olarak ödediklerini ve kralın ölürken topraklarının yarısını Roma'ya, diğer yarısını ise kendisine ve kızlarına bırakarak adil davrandığını anlattı. Ancak Aysina kralının ve kraliçesinin bilmediği bir şey vardı. Evet, Britanya kabilelerinde kadın ve erkek eşit haklara sahipti. Ama Roma'da durum farklıydı. İmparatorluk kadını varis olarak saymıyordu ve bu topraklar Neron'un olmalıydı. Boudica, Catus'a Britanya'da kendi kurallarının geçerli olduğunu ve kralın vasiyetinin harfiyen uygulanacağını söyledi. Ancak hiç kimse Roma'ya kendi görüşünü dayatamazdı. Catus askerlerine kendisine karşı gelen Aysina kraliçesini halkının önünde kırbaçlatma emrini verdi. Kraliçe kırbaçların derisinde açtığı yarıklara rağmen geri adım atmayacağını haykırıyordu. Catus şiddetin dozunu artırdı. Roma çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyordu. Aysina kralı Prasutagus'un hesapları tutmamıştı. İmparatorluğun topraklarının yarısını kızlarına bırakarak belki geleceklerini güvence altına almak istiyordu. Belki de yabancı bir istilacının kukla lideri olmadığını ispatlamak. Ancak sonuç felaketti. Aysina'nın kraliçesi, prensesleri, tüm değerleri aşağılanmış, serveti yağmalanmış ve topraklarına el koyulup akrabaları köleleştirilmişti. Bir Romalı gözünden bu aşağılanmayı anlayabilmek imkansızdı. Aysina kabilesi için Boudica sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda tanrıçaları Andraste'nin dünya üzerindeki yansıması olan bir rahibeydi. Roma İmparatorluğu, kraliçeleri ve prensesleriyle birlikte Britanya'nın da tüm değerlerini kirletmişti. Hayatta yaşadığınız en acı olaylar sizi yeniden doğuranlardır. Boudica'da yaşadığı bu olay karşısında intikam çığlıkları atarak içindeki güçlü savaşçıyı doğurmuştu. Roma'ya bir kraliçenin ve bir annenin en yakıcı ateşini salmaya and içti. Roma ile anlaşma imzalayan, ilk Britanya kabilelerinden biri olan ve daha sonra toprakları ellerinden alınan Trinovantesler, Roma'ya ait her şeyden nefret eden Siluresler ve Sezar'ın işgal girişimini geri püskürten Catuvellauniler gibi önemli kabilelerden destek almak için toplantı düzenledi. Ancak Boudica destek toplamanın zor olacağını biliyordu. Aysinaların Roma ile anlaşmasının bozulması diğer kabileler için yeterli bir sebep değildi. Olayı kişisel bir intikam meselesi olarak görüyorlardı. Onun için kendilerini tehlikeye atamayacaklarını söylediler. Boudica, bunun kendisinin şerefiyle ilgili değil, tüm Britanya'nın özgürlüğüyle alakalı olduğunu söylese de, toplantıdan bir sonuç alınamadı. Zaman Boudica'yı haklı çıkaracaktı. Roma, Britanya'nın özgürlüğünü elinden almaya her gün biraz daha yaklaşıyordu. Ve İmparator Neron, son darbeyi indirmek için deneyimli Roma generali Paulinus'u bölgeye göndermişti. Roma'nın en iyi generallerinden biri olan Gaius Suetonius Paulinus daha önce Kuzey Afrika'da büyük başarılara imza atmıştı. Şimdi ise bir türlü düzene sokulamayan Britanya'ya Roma'nın mutlak egemenliğini kabul ettirmek için gelmişti. Paulinus bir halka nasıl boyun eğdirilir iyi biliyordu. İlk olarak Britanya'nın inancını kıracaktı. Asimilasyonu tamamlamak adına kabilelerin kutsal saydığı Druidleri ortadan kaldırmak üzere harekete geçti. Druidler Britanyalıların ruhani liderleriydi. Ağırlıklı olarak adanın kuzeyinde yaşıyorlardı. Ancak diğer bölgelerde yaşayan kabilelerin ölülerini son yolculuklarına uğurlar ve ölen kişinin öteki dünyaya kabul edilip edilmediğini onlar duyabilirdi. Kısacası Britanya halkı tanrıları ile aralarındaki iletişimi sağlayan druidlere yapılan saldırıyı kabul edemezdi. Roma'nın Britanya topraklarının kutsal rahipleri Druidlere saldıracağı haberini alan kabileler, Boudica önderliğinde yeniden bir araya geldi. Kabileler, Roma'nın kutsal Druidlere saldıracağı haberiyle daha da öfkeliydi. Kabile liderlerinin çoğu, hala Roma'ya baş kaldırmanın yok edilmek anlamına geleceğini düşünüyorlardı. Boudica ise özgürlük için tek şanslarının savaşmak olduğunu savunuyordu. Şimdi harekete geçmezlerse kendi topraklarında özgürce yaşamanın tadına varmış son Britanyalılar olacaklardı. Eğer bu kararı kendileri veremiyorlarsa savaş tanrıçası Andraste'ye sormayı teklif etti. Andraste, antik Kelt inancında savaş tanrıçasıydı. Yeryüzündeki yansımasının genellikle kuzgun ya da yaban tavşanı olduğuna inanılırdı ve alınacak önemli kararlar bu hayvanlar vasıtasıyla tanrılara sorulurdu. Kabileler Boudica'nın teklifi karşısında duramazdı ve tanrıçalarının kararlarına karşı gelemezdi. Boudica, savaşın kendileri için hayırlı olup olmayacağını Andraste'ye sordu ve Andraste'nin ruhunu taşıyan kuzgunu gökyüzüne bıraktı. Andraste'yi temsil eden kuzgun, eğer druidlerin topraklarına, yani kuzeye doğru uçarsa özgürlükleri için savaşacaklardı. Güneye, yani Roma'ya doğru uçarsa kaderlerine boyun eğeceklerdi. Boudica'nın istediği oldu ve kuzgun kuzeye uçtu. Britanyalılar özgürlükleri için savaşacaktı. Keltler Boudica ile buluşmak için adanın dört bir yanından harekete geçtiler. Savaşa erkek, kadın veya çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin herkes katılıyordu. Yani savaşı kaybetmek sadece bir orduyu değil, tüm halkı kaybetmek anlamına geliyordu. Boudica her ne olursa olsun bu savaşa girecek ve Roma'nın yaptığını yanına bırakmayacaktı. Ormanlar Britanya'da ucuz silah üretimine önemli bir kaynak sağlıyor. Düz bir ağaç, sivriliği arttırmak için keskin bir alet, mukavemeti ve sivriliği arttırmak için de ateş. İşte ucuz silah üretimine bir örnek. Bakalım bir Romalı'nın zırhını delebilecek mi? Hedefte gördüğünüz bu parça yaklaşık olarak bir Roma zırhının dayanıklılığında. Bu Romalı'nın yerinde olmak istemezdim. Boudica artık kraliçe olmanın yanında Britanya'nın özgürlük savaşının da lideriydi. Gücünün sınırlarını kendisi dahil kimse bilmiyordu. Ancak o, damarlarında akan intikam hırsını çok kuvvetli hissediyordu. Roma, yaptıklarının karşılığını en ağır şekilde ödeyecekti. Boudica'nın yakıcı intikam ateşi, Romalıları hiç beklemedikleri bir anda saracaktı. Kraliçe savaş planını yapmıştı. General Paulinus'a tıpkı onun gibi karşılık verecekti. Druidler Britanyalılar için ne kadar değerliyse, Roma'nın Britanya'daki başkenti Comilodunum da Romalılar için o kadar değerliydi. Boudica, generalin yokluğunda savunmasız kalan bu şehre saldırarak kesin bir zaferle ayrılabilecek, dolayısıyla zafere inanmayan bazı kabile liderlerine Roma'nın yenilmez olmadığını ispatlayabilecekti. Tarih, milattan sonra 60 yılını gösterdiğinde, Paulinus, Druidlerle Anglise'de mücadele ederken, Boudica, Comilodunum'a ani bir baskın düzenledi. İntikam, Aysina kraliçesi için sıcak yenen bir yemekti. Boudica, ordusuna önlerine çıkan her şeyi ve herkesi yok etmeleri emrini vermişti. Roma ile Romalı gibi savaşacaktı. Roma, kraliçenin çocuklarına merhamet göstermemişti. O da Roma'nın çocuklarına göstermeyecekti. Boudica'nın yıkımını gösteren kül katmanı arkeologlar tarafından keşfedildi. Baskının tarihine denk gelen katmanlar bazı yerlerde yarım metreye kadar çıkıyor. Şehrin nasıl ateşler içinde bırakıldığını buradan anlayabiliyoruz. Paulinus, Boudica'nın önderliğindeki bir Kelt ordusu tarafından saldırıya uğramanın izahatını İmparator Nero'na yapamazdı. Ancak seferi yarıda bırakırsa da amacına ulaşıp Druidleri yok edemeyecekti. Ve şimdiye kadar harcadığı vakit boşa gidecekti. Ayrıca bu durum Roma'nın zafiyeti olarak algılanabilir ve Britanyalıların zafere olan inancını artırabilirdi. Paulinus işini yarım bırakmayacaktı. Ancak Boudica'nın da durmaya niyeti yoktu. Şimdi Boudica'nın yakıcı ateşinin sıcaklığını Londinium tadacaktı. Kraliçe tıpkı Comuladunum'daki gibi büyük bir kıyım yaptı. Romalı yazar Cassius Dio, Britanya saldırılarının vahşetini anlatırken kazıklara oturtulmuş kadınlardan bahseder. Yazar Tacitus ise bu kitlesel infazların Boudica ve kızlarına uygulanan şiddetten kaynaklandığını söyler. Tüm bu bilgilerin kesişim kümesi ise adanın her yerinden oluk oluk kan aktı. Roma'nın ikinci büyük şehri alevler içerisinde yanarken Boudica zaferinin sıcaklığını tüm bedeninde hissediyordu. Kraliçe, Roma ticaretinin en önemli merkezlerinden birini yok ederek imparatorluğa büyük bir zarar vermişti. Britanyalılar birlik olduklarında Romalıların kanını akıtabiliyor ve özgürlüğün tadını çıkarabiliyorlardı. Milattan sonra 60 yazında Paulinus bir yandan Druidlerle savaşırken bir yandan da gıyabında gelişen olayları yönetmeye çalışıyordu. Boudica'nın sıradaki hedefinin Verulamium olduğunu tahmin ederek şehrin bir an önce tahliye edilmesini emretmişti. General bu kez halkını kurtarabilmiş ama şehrin yağmalanmasını engelleyememişti. Roma'nın Britanya'daki varlığının simgesi olan 3 büyük şehir yok edilmişti. İmparatorluk, Boudica'yı aşağılamanın bedelini çok ağır ödüyordu. Britanya, Romalılar için kabusa dönüşmüştü. Şimdiye kadar 70.000 Roma vatandaşı Britanyalılar tarafından öldürülmüş, 1500 kişilik Roma lejyonu baskına uğramıştı. Bu durum şöhretli generalin başarılarına gölge düşürüyordu. Paulinus, İmparator Nero'na hesap verirken zorlanmaya başlamıştı. Üstelik Roma bir kadın tarafından aşağılanıyordu. Kleopatra'nın hem Sezar'ı hem de Mark Antonius'u baştan çıkarmasından bu yana imparatorluk böyle bir utanç yaşamamıştı. General Paulinus sonunda Druidleri yok edebilmişti. Şimdi sıra Boudica ve askerlerindeydi. İsyancıları ortadan kaldırmak için 10.000 kişilik bir ordu hazırladı ve güneye inerek Watling'e ulaştı. Roma düzenli ordusu açık alanda savaşmak için eğitilmiş. Keltler ise ani baskınlar konusunda uzmanlaşmışlar. Bu büyük bir ayrım. Çünkü savaşın bütün coğrafyasını değiştiriyor. Roma açık alanda savaşırken Keltler ormanları gizlenmeye yardımcı bir unsur olarak kullanıyorlar. Büyük savaşa gelene kadar Keltlerin tarzı sonuç verdi. Ormanın örtüsüne bürünüp ani baskınlarla küçük Roma birliklerini alt ettiler. Paulinus kesin sonuç alabilmek için Keltleri ormandan çıkarması gerektiğini çok iyi biliyor. Bunun için ordu düzenini koruyabileceği bir açıklık tercih etmeli. Paulinus savaş alanını seçmişti. Romalılar bugüne kadar sadece adını ve yaptıklarını duydukları Boudica'yı beklemeye başladılar. Saatler geçmesine rağmen hala Keltlerden bir haber yoktu. Ancak Paulinus, Boudica'nın intikam hırsıyla ağaçların arasından çıkıp ayağına kadar geleceğini biliyordu. General yanılmamıştı. İşte sonunda Boudica ve adamları Watling'deydi. Keltler nerede savaşacaklarını önemsemeden ağaçların arasından çıkmaya başladılar. Onların tek isteği bu toprakların geçmişlerinde derin yaralar açan Romalılara bir an önce mezar olmasıydı. Roma'nın Keltleri karşılamak istediği açık alanın konumu çok önemli. Roma ordusu alana daralan vadiyi karşısına alarak dizilir. Vadinin bitiminde başlayan orman Keltlerin sahası. Keltler Roma'yı topraklarından çıkartmak istiyorsa bu dar geçitten çıkmak zorundalar. Biriken kum boğazdan geçerken yığılıyor ve gücü azalıyor. Paulinus'un istediği tam da bu. Kalabalıklarla direkt karşılaşmak yerine düşen ivmeyle başa çıkmak çok daha kolay. Watling Street savaşı gelip çatmıştı. Bundan sonra alınacak kararlardan artık dönüş yoktu. General Paulinus askerlerine hazır olmalarını emretti. Taktiklerine güvenen her savaş uzmanı gibi düşmanını sakince bekliyordu. Boudica o gün tüm ordusuna orada özgürlük isteyen bir Britanyalı olarak bulunduğunu söyledi. Britanya erkeklerine bakarak özgür bir kadın olarak öleceğini ama asla Roma'nın kölesi olmayacağını haykırdı. İki tarafta savaşa hazırdı. Yapılacak küçük bir hata bile binlerce askerin ölmesi demekti. Lejyonerler savunmada kalacaktı. Boudica saldırı emrini verdi ve savaş arabasıyla öne atıldı. Britanya ordusu kraliçelerini takip ederek Roma lejyonerlerine doğru koşmaya başladı. Paulinus sabırla beklemeye devam ediyordu. Britanyalılar menzillerine girdiklerinde askerlerine mızrak yağmurunu başlatmaları emrini verdi. Roma'nın iki tip mızrağı var, pilum ve hasta. İkisinin de ayrı fonksiyonları bulunmakta. Bu pilum, diğerine göre daha ağır. Hatta ağırlığını fazlalaştırmak için görmüş olduğunuz bu metal top kullanılmış. Bunun bir amacı var. Atılan mızrağın bir kalkana saplandığını düşünelim. Kalkan zaten ağır. Pilumun da ağırlığıyla kalkan düşüyor ve gardınızı düşürüyor. Bence çok akıllıca. Bu elimde görmüş olduğunuz ise hasta. Diğerine göre farkı daha hafif olması ve daha uzak mesafeye atılabiliyor olması. Üzerinize koşan bir orduya büyük bir zayiat verebilir. Deneyelim. Keltler arazinin dar kısmını atlatıp Romalılara ulaşmak isterken ilk mızrak yağmurunda büyük kayıplar vermişti. Boudica mızrak saldırısında at arabasından düşmüştü. Ama yine de gözü kara bir şekilde ilerliyordu. Ordusunu dar vadiden hızlıca geçirebilmeli ve sayısal üstünlüğünü kullanabilmeliydi. Romalılar ve mızrak yağmurundan kurtulabilen Keltler, saniyeler sonra müthiş bir çarpışma yaşayacaklardı. Lejyonerler savunma düzenlerinden taviz vermeden Keltlerin üzerlerine gelmelerini bekliyorlardı. Romalıların iki tip kalkanları var. Bunlardan ilki piyadeler için tercih edilen skutumlar. Skutumlar yan yana geldiklerinde adeta bir duvar oluşturuyorlar. Romalıların bu kalkanlarla evrilmiş bir de taktikleri var. Buna testudo deniliyor. Öndeki Romalıların kalkanlarını aralarında boşluk bırakmayacak şekilde yan yana getirdiklerini söyledik. Arkadakiler ise bu şekilde üstlerini kapatıyorlar. Bu bütün her yerden tam bir koruma sağlıyor. Roma hatlarına ulaşan ilk Keltler, dar vadide sıkışıp kalan arkadaşlarını kurtarabilmek için bir an önce lejyonerlerin düzenlerini alt üst etmeliydiler. Bu kılıçların ve kalkanların savaşı. İki ordunun kılıçlarına bir bakalım. Roma, Gladius isimli bu kısa kılıcı kullanıyor. Gladius bir Roma kalkanına entegre olduğunda işe yarıyor. Kalkanla vücudumu koruyorum. Aynı zamanda da düşman askerini geri ittiriyorum. Böylece düşman askeri kılıcını bana karşı kullanamıyor. İşte bunun için tasarlanmış. Daha önce söylediğim gibi Keltler ise daha büyük ve ağır olan bu kılıçları kullanıyorlar. Bir Gladius kadar seri değil ama çok güçlü. Roma ordusu yan yana dizildiğinde aşılması güç bir duvara dönüşüyor ve fırsat bulduğu ilk anda ezici bir güçle saldırıyordu. Ancak Keltler kanlarının son damlasına kadar savaşacaklardı. Eli kılıç tutan son Britanyalı yere düşmeden savaşı kaybetmiş saymayacaklardı. Keltler intikam hırsıyla baskının şiddetini artırdılar ve bazı Roma hatlarının dağılmasını sağladılar. Savaş artık Boudica'nın istediği şekilde gerçekleşiyordu. Ordular menzilli silahları bir kenara bırakıp yakın çatışmaya girdiklerinde zırhların avantajı savaşın gidişatını etkileyen en önemli unsurlardan biri oluyor. Roma ordusu iki tip zırh kullanıyor. Lorica hamata birbirine tek tek tutturulmuş halkalardan oluşuyor. Avantajı ise esnek olması. İçerisinde daha kolay hareket edebiliyorsunuz. Lorica segmentata ise gördüğünüz gibi parça metallerden oluşuyor. Yine bir nebze hareketi kolaylaştırmak için metali parçalı şekilde işlenmiş. Kollarda gördüğünüz bu akordeon görüntüsü işte buna hizmet ediyor. Keltlerin ise deri zırhları var. Deri zırh bir noktaya kadar sizi koruyabilir. Yani Roma'nın zırhıyla kıyaslandığında mukavemetsiz. Ancak avantajı ise esnek olması. Birebir de dövüşürken daha seri hareket edebiliyorsunuz. Boudica'nın intikam ateşi Roma hatlarını yakıyordu. Lejyonerler daha fazla savunmada kalamazdı. General Paulinus vakit kaybetmeden savaşın kontrolünü yeniden ele geçirmek için süvarilerine saldırı emri verdi. Romalıların Keltlere karşı önemli bir avantajı da süvarileri. Süvarilerin kılıç ve kalkanları piyadelere göre farklı. Bu elinde gördüğünüz Klipeus isimli kalkan, piyade kalkanlarına göre kullanımı çok daha rahat. Ayrıca kısa kılıç Gladius yerini uzun kılıç Spata'ya bırakıyor. Hedefe saldırdığınızda uzun olduğundan dolayı eğilmenize gerek yok. Bakalım. Süvari hücumu savaşın rengini aniden değiştirdi ve Keltlerin yeniden darboğaza sıkışmasını sağladı. Keltler kısa sürede büyük kayıplar vermişti. Britanyalıların ölü bedenleri teker teker kendi nemli topraklarıyla buluşuyordu. Roma'nın zaferi artık kesinleşmişti. Paulinus, bu savaşa tanıklık eden hiçbir Kelt askerin sağ kalmamasını emretti. Boudica, kızlarını görme umuduyla son bir kez savaş meydanına bakarken, kendisine doğru gelmekte olan Paulinus'u fark etti. Bu yola çıkarken söylediği gibi, son nefesini özgür bir Britanyalı olarak verecekti ve asla Roma'nın kölesi olmayacaktı. Esir alınmadan önce yanındaki zehri içerek yaşamına kendi eliyle son verecekti. Kraliçe gözlerini kapatırken gökyüzünde uçan şey artık kuzgun değil, Roma kartalıydı. Roma o gün Britanya'nın en büyük kabilelerini tek bir hamlede yok etmişti. Britanya'nın özgürlük savaşı büyük bir yenilgiyle son bulmuştu. Savaş sonrasında Roma, Britanyalıları yok etme politikasına devam etti. Ancak Boudica'nın özgürlük mücadelesi zamanla diğer kabilelere ilham oldu ve ayaklanmalar devam etti. Roma, Britanya adasından her an yeni bir Boudica çıkacağı endişesiyle hiçbir zaman rahat nefes alamadı.